Merhaba arkadaşlar Aydın Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok pratik bir menü hazırladım. Benim bugünkü menümde nohut yemeği, tereyağlı pirinç pilavı fırında bu şekilde kremalı lokum gibi tavuk kanat ve cacık var. Buyurun bu güzel tariflerin yapımına geçelim. Nohut yemeğimiz için nohudu akşamdan ıslatalım. Ertesi günü suyunu süzüp Tekrar yıkayalım. Tencerenin içerisine bir adet soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Üzerine sıvı yağ ilave edelim. Soğanı güzel kavuralım. Sonra üzerine 2 yemek kaşığı salça ilave edelim. Ve salçayla soğanı da tekrar güzel kavuralım. Yıkayıp suyunu süzdüğümüz ıslatılmış nohutları tencerenin içerisine istediğiniz miktarda alalım. Karıştıralım. Sonra üzerine istediğiniz miktarda yeteri kadar ılık su ilave edelim. Yani nasıl ısladıysanız o miktarda sudan ilave edelim. O ayarda yani ısı ayarı o şekilde olsun. İlave edelim. Tuzunu da ilave edip kapağını kapatıp pişirelim. Ben düdüklüde pişirdim daha çabuk olması için. Fırında kremalı tavuk kanat için Küçük bir kasenin içerisine bir diş sarımsağı rendeleyelim. Üzerine biraz zeytinyağı ilave edelim. Böyle 3-4 yemek kaşığı kadar. Yine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı krema ilave edelim. 2 tatlı kaşığı, 3 tatlı kaşığı kadar üzerine tavuk baharatı yani tavuk çeşnisinden ilave edelim. Yarım tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave edelim. Karıştıralım. Bu hazırlamış olduğumuz sosu istediğiniz miktardaki tavuk kanadının üzerine ilave edelim. İster elinizle ister kaşıkla iyice tavuklara bu baharatı yedirelim. Böyle bu sosumuzu güzel yedirelim ben elimle tamamen böyle iyice tavuklara yedirdim. Çok lezzetli bir sos oluyor arkadaşlar. Tavuğa çok yakışıyor. Deneyin siz de bu şekilde. Fırın kağıdı serili fırın tepsimizin üzerine sosladığımız, baharatladığımız tavuk kanatları gördüğünüz şekilde alıp sıralayalım ve önceden ısıtılmış 250 derece alt üst ayarda tavuklar pişene kadar 40-45 dakika civarında pişirelim. Pirinç pilavımız için tavanın içerisine sıvı yağ alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar arpa şehriye ilave edelim. Şehriyeleri kavuralım. Şehriyeler kavrulmaya başlayınca üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. Pirinç pilavınıza ya tereyağı ya da margarin muhakkak ekleyin arkadaşlar. Çok lezzet veriyor. Sonra üzerine kaç bardaktan hazırlayacaksanız pirinci yıkayıp suyunu süzüp ilave edelim. Ben bir bardaktan hazırladım. Pilavımızı güzel kavuralım. Böyle pirinçler tane tane dökülsün. Güzel kavuralım. Sonra üzerine 2 su bardağı sıcak su ilave edelim. Pilavın tuzunu da ilave edip kapağını kapatıp pişirmeye bırakalım. Yemeklerin yanında da cacıkla servis ettim. Bu güzel menüm servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.